İyiyim Allah'a şükür sayenizde. Sayenizde Allah'ım. Tabii sen yoğun bakımda yoktun. Benim durumu bilmiyorsun ama. Durumu da ayrı mevzu. 9'da oldu. Tabii. Bana yoğun bakımda ne verdiler? Ben senden şey istedim, ördek istedim. Yoğun bakımda bana verdikleri bir plastik şişe. Yani kıyafetler en son taburcu olacağım zaman geldik. Ondan sonra bir çantayla zaten seni yoğun bakımda... Ayın 9'unda kalpten hastaneye gittim. Şehir hastanesine ambulansla gönderdiler beni, sigorta hastanesinden. Orada bayan doktor belgeni ilgilendi. Direkt anjiyo aldı beni. Anjiyo odasına aldı direkt. Sonra anji yapıldı. Damar biraz ters yerde olduğu için açılmadı. Tekrar kapattı beni. Ben yoğun bakıma yattım. Yoğun bakımdaki çilem berbat bir çile. Yoğun bakıma gittim. İlgilenen yok. Bir sondayı takacak kişi yok. Tabii ameliyattan çıktın. İlle bir idrarın geliyor. Kum torbası var ayağında. Kımıldayamıyorsun. Makineli var. Aletler var. Sonra kum torbası kalktıktan sonra ben sonda istediğim zaman kimse takamadı sondayı. Bir erkek yok yani. Genç bir kız vardı. Uğraştı ama takamadı o kız hemşire. Ondan sonra yattık mattık. Yoğun bakımda. Sonra kum torbasını aldıktan sonra ben tabii yatağa kımıldayamadığım için işedim yani. Yatan hasta gözüküyorum. Taburcu olduğum halde yatan hasta gözüküyorum. İkinci gün gene gittim, gene yatan hasta gözüküyorum. Üçüncü gün gittim, öğlende telefon ettim bir sefer. Yemekteymişler. Bir saat sonra geldim, gene telefon ettim. Gene aynı şekilde hala yatan hasta gözüküyorum. Yani ayın 16'sında öğleden sonra bu olay kalkmış. Yani 3 gün sonra ilaçlarımı bugün almaya gideceğim yani. 4. gün ilaçlarımı alacağım. Eziyet çektik. Eziyet çektik. Bir de insülin oluyor, şeker hastası.